Herkese selam arkadaşlar. Bugün monitör seçimlerinde dikkat edilmesi gerekenler konusuna bir girelim istedim. Bu konuda çok fazla soru geliyor. Biz de bununla ilgili gereken bilgilendirmeleri yapalım diyorum. Şimdi arkadaşlar monitör seçimi konusunda önemli birçok nokta var. Biz önce bu noktaların en önemlisine değinelim. Yani çözünürlüğe. Eğer bir monitör alacaksanız 2016 yılında Artık 1920'ye 1080'den yani Full HD'den daha düşük çözünürlüklü bir monitör almayın. Full HD artık bir standart oldu. 1080p 60 Hz monitörler yani Full HD'ler çok uzun bir süre daha standart kalmaya devam edecekler. Bu yüzden seçeceğiniz monitörün Full HD'den aşığı olmaması gerekir. Almışken en azından Full HD almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çözünürlüğü belirledikten sonra sıra monitörün giriş çıkışlarına geldi. Kendi PC'niz eski de olsa ekran kartınızın çıkışı VGA da olsa alacağınız monitörde en azından mutlaka bir DVI çıkış olmasına özen gösterin. Çünkü VGA çıkış artık standartların dışında kalmaya başladı ve 1080p görüntüyü VGA ile almanızı tavsiye etmiyorum. Mutlaka dijital olarak görüntüyü almaya çalışın. Yani en kötü DVI ile görüntüyü almaya çalışın. Gerekirse çevirici kullanın ama en kötü DVI kullanın arkadaşlar. Böylece ileride yeni bir PC aldığınız zaman monitör masrafınız da olmamış olur. DVI bile artık yeni ekran kartlarında kullanılmamaya başlandı. O yüzden VGA bağlantılı monitörlerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra sırada monitörün Hertz değeri var. Standart bir oyun bilgisayarından beklenen FPS 60 FPS'dir. Yani 60 FPS alması için bir oyun makinesi toplanır. En kötü 60 FPS versin istenir bir bilgisayarda. 60 Hz olan bir monitörde 60 FPS'nin üzerine çıkıldığı zaman ekranda yırtılmalar meydana gelir. Çünkü monitör saniyede 60 kare verdiği için görüntü saniyede 60 kareden fazla olunca monitör FPS'ye yetişemediği için ekranda yani tazeleme oranı yetmediği için ekranda kırılmalar oluyor. Görüntü tam vaktinde gelemediği için ekranda kırılmalar yaratıyor. Bunun önüne geçmek için oyunlarda V-Sync açılarak FPS e 60'a falan sabitleniyor. Yırtılmaların biraz önüne geçiliyor. Ancak güçlü oyun PC'si olan arkadaşlar Triple A dediğimiz yani 3A oyunlarda 60 FPS'nin çok üzerine çıkabiliyorlar ve V-Sync açıp da 60 FPS'de takılı olarak yırtılmaların önüne geçmek istemiyorlar. İşte bu durumda Hertz değeri yüksek monitörler devreye giriyor arkadaşlar. Yani 75 Hz, 120 Hz, 144 Hz gibi monitörler. Eğer ekran kartınız çok güçlüyse, yani mesela GTX 1080, GTX 1070 gibi ekran kartlarına sahipseniz 144 Hz gibi monitörleri düşünebilirsiniz. Ancak çok güçlü bir ekran kartınız yoksa Alacağınız 144 Hz monitörün PC'niz o FPS'lerde oyun oynatamayacağı için bir önemi kalmayacaktır. Yani boşuna masraftan öteye geçmeyecektir. Yani kısaca demek istediğim monitör alırken PC'nizin gücünü göz önünde bulundurun. Çok üst düzey bir PC'ye sahipseniz 144 Hz seçeneklerini değerlendirin tabi ama orta karar bir oyun makineniz varsa 1080p 60 Hz sizin ilacınız olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Bir diğer konu da tepkime süresi. Tepkime süresi monitörler için oldukça önemli arkadaşlar. Özellikle hareketli oyun oynamayı sevenler seven arkadaşlar için bu FPS'lerden bahsediyorum en çok. Tepkime sürelerinin bizi ilgilendiren kısmı genelde gri'den gri'ye diye ölçülen kısmı 1 milisaniyeye 144 Hz elbette şu andaki en iyi seçeneklerden biri ama 60 Hz bir monitör alacaksanız da Yine griden griye tepkime süresi bütçenize uygun olan en düşüğünü almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani 60 Hz'de de tepkime süresinin önemi var mı diyorsanız evet var. Bu birçok şeyin önüne geçiyor. Bütçenizin yettiği derecede en düşüğünü almaya özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Bir de AMD FreeSync, Nvidia G-Sync destekli monitörler var. Ekran kartınız AMD ise ve FreeSync destekliyorsa AMD FreeSync destekli monitör alabilirsiniz. Nvidia ekran kartınız varsa ve G-Sync destekliyorsa Nvidia G-Sync destekli monitör alabilirsiniz. Ancak G-Sync monitörler yani Nvidia G-Sync monitörler AMD FreeSync monitörlere göre oldukça pahalılar şu anda. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var alırken. Bunu da açıkladıktan sonra gelelim monitörün büyüklük konusuna. Şimdi standart olan iki tür oluşmaya başladı bu konuda. 21,5 ve 23.6 inç olarak iki tane tür oluşmaya başladı. Bence 21,5 6 monitör almayın çünkü çok küçük olduğu için oynadığınız oyundan keyif alamayacağınızı düşünüyorum. Ben kendim 24 inç kullanıyorum. 27 inç olan monitörle de oyun oynadım ve açıkçası 24'ün üstü bana biraz gereksiz geldi. Eğer yakın mesafeden oyun oynuyorsanız 24'ten büyük monitör almalı indirim almanızı pek tavsiye etmem yakın mesafe oyuncuları için. Evet arkadaşlar, monitör konusunda konuşulacak oldukça detay var ama ben özet olarak en önemlilerini sizlere anlatmaya çalıştım. Çok fazla değinmediğim 2K ve 4K monitör konuları var. O monitörlerde akıcı oyun deneyimi yaşamak için çok güçlü oyun PC'leri gerekiyor ve genel olarak o monitörler büyük bir kitleye hitap etmedikleri için şimdilik o çözünürlükteki monitörlere es geçtim. Standart olanı açıklamaya çalıştım daha çok. Son olarak şunu belirteyim. 400 liraya kadar olan monitörlerin hepsi neredeyse birbirinin aynı özelliklere sahip. Yani 3 aşağı 5 yukarı bütün özellikleri aynı. Kontrast değerleri falan biraz değişik. Hepsi o. Bunların içinden dediğim gibi en azından DVI girişi olanları ve 1080p olanları seçmeye çalışın. 400 liranın üstüne çıktığınız zaman monitörde tepkime süreleri düşmeye başlıyor otomatikman. 2 milisaniye, 1 milisaniye monitörler devreye girmeye başlıyor. 500-600 liralık monitörlerde. Bunları göz önünde bulundurun derim. O fiyatlara çıkacaksanız mutlaka en kötü HDMI girişli ve tepkime süresi daha düşük monitörleri almanız sizin yararınıza olacaktır. Onları düşünmenizi tavsiye ederim. Herhangi bir sorunuz olursa yorumunuzu gördüğüm zaman yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.